Efendim kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu kez yine önemli bir konuğumuzla devam ediyoruz. Enerji danışmanı Sayın Muzaffer Yosmoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür. Yine önemli bir konuyla devam edeceğiz. Türkiye'de uzun süredir yaşanan bir enerji problemi var malum. Hem esnafların yaşadığı hem vatandaşların yaşadığı ciddi bir sıkıntıdan bahsediyoruz uzun süredir verdiğimiz haberlerle de. Efendim geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısı kaleme aldınız ve Türkiye'deki enerji bürokrasisinin Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin aleyhine hareket ettiğini belirterek önemli bir noktaya dikkat çekmiştiniz. İsterseniz bu konudan başlayalım. Türkiye'deki enerji bürokrasisinin problemi nedir? Şimdi Türkiye'deki enerji bürokrasisi en son söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Tabii. Kendi şahsi zihniyet olarak enerji bürokrasisinde kendi şahsi menfaatlerini her türlü menfaatin üstüne tutan bir zihniyete sahip bu enerji bürokrasisi maalesef. Çünkü bunu tarihsel süreç içerisinde bakarsak Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde Enerji Bakanlığı'nın dışında başka hiçbir bakanlıkta bir skandal olmamıştır. Biliyorsunuz bir 2000 yılında beyaz enerji skandalı oldu. Beyaz enerji skandalı şöyle oluştu. Enerji Bakanlığı 1963 yılında kurulmuş bir bakanlıktır. O sürede 2000 yılına kadar, daha doğrusu 96 yılına kadar kendi elektrik üretimini kendisi yapan, dağıtan, satan bir kuruluş idi. Ama 2000'li yılların başında gelebilecek olan enerji kısıntısına çare bulabilmek için zamanın hükümeti Özal döneminde 96 yılında bir 3096 sayılı bir otoprodüktör yönetmeliği diye tabir ettiğimiz bir yönetmelik çıkardı. Burada özel sektöre doğal gazdan elektrik üretim imkanı verildi. Ve bütün Türkiye'nin büyük holdingleri enerji sıkıntısını çözebilmek için, kendi ihtiyaçları olan elektrik ve buharı çözebilmek için doğal gaz santralları yaptılar. İşte enerji bürokrasisi özel sektörle ilk defa burada yüz yüze kalmadı. Ve bu yüz yüze kalmanın sonucunda zihniyet olarak kişisel menfaatlerini her türlü menfaatin üstünde tutan bu bürokrasi nemalanmaya başladı. Gelinen sonuç itibariyle baktığımızda bu nemalanmanın sonucunda 2000 yılında beyaz enerji operasyonu yapıldı ve bu skandal ortaya çıktı. Türkiye'de bu skandala karışmış tek bakanlıktır Enerji Bakanlığı. Şimdi bu yakalanınca bu bürokratik zihniyet yakalanınca bunun hem özel sektörde intikamını alıp hem de o nemalanmanın devam etmesi için bir sistem geliştirdiler. Ben burada bir zihniyeti tanımlıyorum. Bu sistemde bütün bu yapılan büyük masraflarla yapılan doğalgaz santrallarının hepsini ki bunlar alternatif yakıtlı doğalgaz santrallarıydı. Yani sizin alternatif yakıtınız, doğalgazınız yok. Yoksa alternatif yakıtla elektrik üretiyordunuz. Ve bu santrallar 2000 yılında olması gereken, olacak muhtemel olan bütün enerji kesintilerinin önüne geçmişti. Ve bunlar bu bürokrasi yakalandıktan sonra, zihniyet yakalandıktan sonra hem özel sektörden bunun intikamını almak hem de kendi menfaatlerini devam ettirebilmek adına bu santralların hepsini çok kötü ilan ettiler. Ve arkasından da yeşil enerji, işte yenilenebilir enerji diye kavramları getirdiler. Şimdi burada yapılan bir teknik hata var. Bu teknik hata şudur. Dünyada bizim frekans tutma diye tabir ettiğimiz base load, temel yük santralları iki çeşit santral vardır. Bunlar doğalgaz santralları ve yüksek rezervuar alanına, büyük rezervuar alanına sahip olan hidroelektrik santrallardır. Şimdi bunlarla siz frekans tutabilirsiniz. Ani yük değişimlerinde anında reaksiyon veren santral tipleridir. Bunlar kömür santralları veya nükleer santral da değildir. Dolayısıyla ülkenin kendi şartları içerisinde değerlendirdiğimiz zaman doğalgaz santralları frekans tutmak için olmazsa olmaz santrallardır. Ama bu zihniyet bu santralları kapattırdı ve söktürdü. Benim kendi kur genel müdürlüğünde yaptığım Türkiye'nin en büyük holdinginin santralının şu anda çivisi dahi yok. Yenilenebilir enerji, evet yenilenebilir enerji olmazsa olmaz tiplerdir, santral tipleridir. Ama burada öyle bir sistem getirdiler ki bizim zamanımızda bu doğalgaz santralları dövizle yapılan santrallardı yurt dışına. Ama elektrik alımı TL üzerinden yapılıyordu. O da TEDAŞ'ın yayınlamış olduğu o zaman tarife üzerinden yapılıyordu.
Ve bu doğalgaz santralları buna rağmen kendi dış borçlarını da ödeyerek ayakta kalmışlardı. Ve Türkiye'nin de elektrik problemine çözüm olmuşlardı. Ama yenilenebilir enerjiyi geliştirirlerken bu zihniyet döviz bazlı alım getirdiler. Şimdi bugün döviz bazlı alım dediğiniz zaman işte hidrolik ve şey santrallardan rüzgar santrallarından 7.3 dolar sentten alıyorsunuz. 98 kuruşa gelir, bunun kilovat saati. Güneş santrallarından da 13.3 dolar sent alıyorsunuz. O da 1.9 liraya gelir kilovat saati. Şimdi siz bunu yaparsanız dolayısıyla siz elektriği ucuza alamazsınız. Temin edemezsiniz. Bunların da TL bazlı olması lazımdı. O zaman bunları çok ikaz ettik ama bu zihniyetin tabii önüne geçebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda bizim evet 100 bin megawatt santralımız var. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 23 bin megawatt olan kapasitemiz şimdi 100 bin megawatta çıktı. Ama bu 100 bin megawatta çıkarken bizim base load dediğimiz temel yük santrallarından hiç yapılmadı. Yani frekans tutacak olan santrallardan yapılmadı. İşte son zamanlarda 100 bin megawatta ilave olacak, önümüzdeki yıl içerisinde devreye girecek olan bir nükleer santral var. Onun ilk ünitesi 1500 megawatt. Bir de Yusufeli santralı var, 600 megawatt'tır. Yani 2000 megawatt yapar. Şu andaki kapasitenize %2 ilave edebilirsiniz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, bu memleketin, bu ülkenin ekonomik bağımsızlığının da temeli olan hareket, üretim, istihdam ve ihracat diye bir fikir ortaya attı ama enerjimiz yok. Doğalgazımız olsa dahi enerji üretebilecek santralımız yok. Yenilenebilir enerji santralları olmazsa olmazdır ama güvenilir santrallar değildir. Senenin 365 günü çalışmazlar. %100 verim almak mümkün değil midir? Mümkün değil efendim. Şimdi bugün Türkiye'deki rüzgar ölçümlerine göre en verimli santral bir yılda 8760 saat vardır. Ancak bunun 3500 saati yani %40'ını kadar çalıştırabilirsiniz. Geri kalan %60'dır. Güneş santralları %15 kapasiteyle çalışırlar verimlilikte. Yani %85'i bir yılın %85 zamanında bir şey üretmezler. Dolayısıyla bu güvensizliğin üstüne bunlardan çok yüksek elektrik alarak bunlar bir yolda teşvik edildi. Çünkü bu bürokrasi zihniyeti daha evvel büyük holdinglerin girmiş olduğu doğalgaz santrallerinin içine sızamadılar ama menfaatlerini temin ettiler, yakalandılar beyaz enerjide. Ama bu sefer o büyük sektörler, büyük şirketler bu sektörlere girmediler. Ya da sonradan girmeye çalışıyorlar, daha henüz giremediler, girebilmeleri de mümkün değil. Ama küçük şirketlerle bu işlere girdikleri zaman kendi menfaatlerini çok daha rahat temin ettiler. Hatta bununla ilgili olarak bir de lisans ticaretiyle bile bu işleri yapmaya başladılar. Dolayısıyla şu andaki elektrik fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi bu bürokratik zihniyetten kaynaklanmaktadır. Ve bugünkü geldiğimiz noktada doğalgaz fiyatları ve elektrik fiyatlarını düşürmeden bir ucuzluk yapabilmeniz mümkün değil. Bunun düşürmesinin yolları var. Sonra konuşuruz. Ama bu zihniyet bugün bu ülkeye saldırı 15 Temmuz'dan sonra yapılan en büyük saldırıdır. Şimdi bu kışa baktığımızda hakikaten en ilginç kışlardan birini geçiriyoruz. İşte sanayi şirketleri müthiş bir, hani ben kriz diyorum, bilmiyorum siz ne dersiniz, ciddi bir enerji problemiyle karşı karşıya, üretimi ciddi sekte vurulmuş durumda özellikle son dönemde. Bu sanayi şirketlerinde yaşanan sıkıntıyı temel baz olarak aldığımızda Türkiye'nin geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Yani bu önümüzdeki senede devam eder mi, bir korkusu var açıkçası. Türkiye'de bu uzun süreli böyle mi olacak? Her kış döneminde bu sıkıntı mı yaşanacak? Şimdi şöyle söyleyelim. 100 bin megawatta ilave kapasite gelebilecek olan base load santralı diye tanımlayabileceğimiz 2000 megawattlık bir kapasitemiz var. Önümüz bir santralın yatırım süresi en kısa süreli doğalgaz santrallarıdır, 2 yıldır. Ondan sonra kömür santralları ve hidroelektrik santrallar gelir. Minimum 5 yıldır. Şimdi siz üretim, istihdam ve ihracat yapacaksanız elektrik enerjisi olmadan olmuyor. Elektrik çünkü bir enerji sarf etmeden olmuyor yani. İnsan da çalışırken bir enerji sarf ediyor neticede. Dolayısıyla bizim önümüzdeki senelerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu hedef ve vizyonları yakalayabilecek enerjiyi üretebilmemiz mümkün değil. Bakın Türkiye tarihinde enerji bütün ekonomik krizlere rağmen enerji tüketimi lineer olarak artmıştır. Bakın 2021 yılında
2020 yılına göre %10,5 artmıştır elektrik tüketimi. Yani bir kriz vardı 2021 yılında da. Ona rağmen %10,5 elektrik tüketimi artmıştır. 325 milyar kilovat saate şey yaptık, çıkmıştır. Şimdi siz bütün bunların önünde yeni ilave devreye girecek bezlot santralı, ihtiyacınız olan santralları koyamadığınız sürece ki gözüken bir şey yok şu anda. Bu sıkıntıyı yaşayacağız. Doğalgaz ayrı bir mesele. Hı hı. Yani doğalgaz bulunması ayrı bir mesele. Çünkü bugünkü yaşanan doğalgaz krizinin sebebinde maalesef bu bürokratik zihniyetin doğalgaz kontratlarını uzatmamasından kaynaklanmaktadır. Doğalgaz kontratlarını uzatmayarak spot piyasanın daha ucuz olacağını öngörerek spot piyasadan alırız dediler. Halbuki bu sözleşmeler yapılıyor olsaydı bugün biz 300 dolara 1000 metreküpünü doğalgaz alacakken şu anda Rusya'dan 850 dolara ve Azerbaycan'dan 1350 dolara alıyoruz. İran'dan bizim 50 milyar metreküp geçen sene doğalgaz tükettik. Bu yıl 60 milyar metreküp tüketilmesi öngörülüyor. Ama İran'dan aldığımız doğalgaz toplam 50 milyar metreküpün %10'u, 5 milyar metreküp. Ve ama İran'dan biz 5 milyar metreküp doğalgazı her senede bu mevsimlerde doğalgaz kesintisi yaşanmış İran tarafından. Doğalgazı kesmişler. Ama buna rağmen problem yaşamadık. Çünkü öbür hatlarımızdan gelen doğalgazı almaya devam ediyorduk. E şimdi İran bu kasıntıyı yapınca bir de bizim Türkiye'nin muhtelif yerlerinde olan doğalgaz depoları da maalesef boş. Hı hı. O da doldurulmadı. Spot piyasadan daha ucuz elektrik alırız inancıyla. Ama şu anda aldığımız doğalgaz maliyeti kontrata bağlanmasaydı en azından ondan 3 ve 4 misli daha pahalıya doğalgaz alıyoruz. Hı hı. Şimdi doğalgazımızı alsak bile 2023'te kullanmaya başlasak bile bunu elektriğe döndürecek temel yük santralı yapabilecek elimizde doğalgaz santralımız yok. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın çok doğru olarak ortaya koymuş olduğu üretim, istihdam ve ihracat şeyin hedeflerini yakalayabilmemiz çok zor. Bu zihniyetin kesinlikle ve kesinlikle değiştirilmesi lazım. Yoksa milletin, devletin önünde ki menfaatlerini, kendi menfaatini bu devletin ve milletin menfaatinin önüne koyan bürokratik zihniyetin önüne geçilmesi şarttır. Şimdi Sayın Yosmoğlu, önümüzde 2023 seçimleri var ve köşe yazılarınızda da her zaman bu uyarıları yapıyorsunuz. Özellikle mevcut enerji bürokrasisinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin bir anlamda hani tabiri caizse altına oyduğunu ve büyük bir çıkmaza doğru sürüklediğini özellikle uyarıyorsunuz. Şöyle bir baktığımızda 2023 seçimleri öncesi ne gibi hamleler yapılmalı ki bu düzen değişsin ve artık bazı şeyler rayına otursun? Şimdi yenilenebilir enerji, evet dünyanın da ihtiyacı olan, bizim de ihtiyacımız olan, kendi öz kaynağımız olan santral modelleri. Bunlara geçmişte verilen döviz bazlı alımlar o zaman çok ikaz etmemize rağmen, tabii bu bürokratik zihniyetin önüne geçebilmek de çok zor, bunu yapmadılar. Ama sonra burada dediler ki ya biz yakalanmıştık beyaz enerjide, şimdi bunu döviz bazlı devam edersek ileride yine başımıza iş alırız diye. TL bazlı ihalelere çevirdiler. Hı hı. Peki o zaman niye dolar bazlı ihale yaptığın zamanında da şimdi TL bazlı ihale aynen yapıyorsun? Ve kaça düşürdüler biliyor musunuz? Bugün güneş enerjisinden alınan elektrik kilowatt saati 13.3 dolar sent. Yani 1 lira 90 kuruşa geliyor. Şu anda ihaleler 35 kuruşa yapılıyor. TL bazlı 35 kuruşa. Ve bu örneğini verdiğim gibi otoprodüktör santrallar da yurt dışından krediyle kurulmuş döviz bazı şeylerdi ve TL sattıkları halde TL ile elektriği sattıkları halde para kazanmışlardı. Bu da kazanırdı. Dolayısıyla burada bir sistem değiştirdiler. Ama tabii bu arada biz hala işte 1 lira 90 kuruştan veyahut da 1 liradan elektrik almaya devam ediyoruz onlardan. Sözleşme yani kanun gereği 10 yıllık alım taahhütleri var, taahhüdümüz var. Başka bir şey daha ortaya çıkardılar. Herkes kendi elektriğini kendisi üretsin, kendisi tüketsin mantığı. Buna biz lisanssız üretim diyoruz. Tamam bu da yapılsın. Bu da olmazsa olmazlardan bir tanesi. Özellikle güneş santralları için. Ama şöyle bir kural getirdiler. Dediler ki siz kendinizden ürettiğiniz, kendiniz için tükettiğiniz elektrikten kalan elektriği tarifenizden satacaksınız. Yani bir ticarethane bugün işte kaç kuruştur? Herhalde giydirilmiş fiyatıyla 17 lira. 1 lira 74 kuruş. Ya siz fazla elektriği niye tarifeden alıyorsunuz? 1 lira 75 kuruş bugün nereden baksanız 12 dolar sente gelir. Tabii. Niye oradan alıyorsunuz?
İşte bu bürokrasilik zihniyetin hep bu işin içerisinde bunlar da var. Bunlar bu işin içerisine girdikleri için kendileri de nemalanıyorlar. Dolayısıyla vatandaş çalışsın, elektrik kaç para olursa olsun bize versinler, biz rahatımıza bakalım zihniyetidir bu. Ben de diyorum ki siz madem ki lisanssızdan alacağınız elektriği niye tarifesini alıyorsunuz? Adam kendi tüketimi için, kanunun amaç maddesi gayet açık. Kendi tüketimini, tüketimini karşılasın diye yapıyor. O zaman bir fazla elektrik kalırsa ki kalır. Hı hı. O zaman siz de bunu şu anda üretim şey yapar, lisanslı güneş santralleri için TL bazında yaptığınız ihale bedeli üzerinden alın. Hı hı. Fazla elektriği. 35 kuruştan alın. Hatta 20 kuruş verdiler de ihaleleri aldılar kilovat saat başına. O fiyatlardan alın. Ama dediğim gibi zihniyette, bu zihniyette başa dönmek çok zor. Bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ancak bunlar düzelir. Ve bu bürokratik zihniyet maalesef Türkiye'yi bugün gelinen 100 bin megawatt, kimseyi kandırmasın. Bugün 100 bin megawatt elektriğimiz, santralımız var ama biz 48 bin megawattı geçemedik. Hı hı. Neredeyse 48, yarısına yok, bile ulaşamamış. Ulaşamadık. Yani geçen sene rahat dönemlerde Ağustos ayında en fazla 58 bin megawattı gördük. Hı hı. Yani talep var, sanayimiz çalışmak istiyor ama siz gaz ve elektrik kesintisinden dolayı bu sanayiyi dumura uğratıyorsanız, evet, bu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devletimize karşı çıkmaktır. Hı hı. Bu bir ihanettir. Hı hı. Ben de onun için altını çizerek söylüyorum. Bu devlete yapılan 15 Temmuz saldırısından sonraki en ağır saldırıdır. Kadrolar, zihniyet daha doğrusu, bu zihniyetin kesinlikle değişmesi lazımdır. Şimdi Sayın Yosmoğlu, az önce de bu enerji bürokrasisiyle başa çıkmak mümkün değil dediniz ama kısa vadede bir çözüm görüyor musunuz? Tünelin ışığı gözüküyor mu bu konuda? Sizce atılmış bir adım var mı? Şu ana kadar yok. Süratle kendimiz de 2023 yılında doğalgaz çıkartacağımız için, bunu da kullanacağımız için ki o da bizim ciddi bir şeyimizdir, sevincimizdir. Tabii. Dolayısıyla süratle minimum 2 yılda yapılabilecek olan doğalgaz santrallerinin devreye sokulması lazım. Hı hı. En azından bir geçiş süreci için bunun olması lazım. Bu geçiş süreci olarak baktığınızda bu kadar aynı zamanda kalıcı santrallar olacak. Yüksek verimli doğalgaz santralları kurduracaksınız. Bugün bir doğalgaz santralından %53 verimli bir doğalgaz santralından satın alacağınız elektrik 1 lira 15 kuruştur. Güneş santralı çok iyi dedik ki 1 lira 90 kuruşa alıyoruz elektriği. Hı hı. Hidrolik santral tamam çok iyidir. 95 kuruş alıyoruz elektriği. Yani doğalgaz santralı hem yük tutuyor hem senenin 365 günü çalışıyor, size üretim yaptırıyor. Hı hı. Süratle en kısa yapılabilecek olan santral modelidir bunlar. Doğalgaz santrallarının süratle devreye alınması lazımdır. Sokulması lazım ve bu teşvik edilmelidir. Bunun kurulumu teşvik edilmelidir. En kısa sürede yapılacak. Ondan sonraki aşamada ise ne kadar düşük kalorili olursa olsun, hı hı, mutlaka kömür santrallarımızın da yapılması lazım. Çünkü bir hedef koydu Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru bir hedeftir. Sonuna kadar da desteklediğimiz bir hedeftir. Biz ekonomik bağımsızlığımızı kazanabilmek için olması gereken bir hedeftir. Ama elimizde elektrik üretecek santralımız yok. 100 bin megawatt. 100 bin megawatt üretemiyor. Hı hı. Çünkü rüzgar yoksa üretmiyor. Verimliliklerini söyledim. Güneş yoksa üretmiyor. O zaman bakın mesela bu sene su yoktu. Hidrolik santrallar üretemedi. Dolayısıyla o zaman olmayan enerji en pahalı enerjidir. Hı hı. Türkiye bugün bunu yaşadı. Yani siz 1 liraya, 2 liraya dair üretim yapabilsek 2 liraya da razı olacağız. Bu bir geçiş dönemi olarak konulması lazımdır. Yani yapılabilecek olan şeyler öncelikle doğalgaz santrallarının süratle yüksek verimli doğalgaz santrallarının kombine çevrim dediğimiz buhardan da elektrik üreten santralların hayata geçirilmesi lazım. Çünkü yenilenebilir enerji sizin bu ihtiyacınızı karşılamaz. Siz şimdi Türkiye'yi yöneten, elektrik şebekesini yöneten yük tevzi dairesine gittiğiniz zaman bakacaksınız, bunu internette de görebilirler. Günlük yayınlıyorlar çünkü. Önce base load dediğimiz temel yük santrallarına göre üretim ve tüketimi dengelerler. Ondan sonra rüzgar gelirse buradan kapasite düşüp base load santralında rüzgarın sistemi devreye alırlar. Güneş santralını de güneş çıkmaya başladığında da o zaman bu base load'dan kapasite düşürüp güneş santralını devreye sokar. O bir tamamlayıcı unsurdur. Hı hı. Olması lazımdır. Bunun fiyat mekanizması yanlıştı. Hı hı. Ama mamenna sattaklı. Ama elimizde şu anda bunlar var. Yenilenebilir enerji gelişsin ama buna güvenerek biz ileriye yönelik asla ve asla planlama yapamayız. Hı hı.
Dolayısıyla öncelikle doğalgaz santralları, arkasından 5 sene daha önce olabilir şey santrallarıdır. Ne kalorifik değerde olursa olsun doğal kömür santrallarıdır. Benzot santralı ve hala yapılması gereken pahalılığından dolayı özel sektörde yapılamayan hidroelektrik santrallarımız var. Mesela Çoruh Havzası'nda var bunlar. Bunlar özel sektör giremiyor çünkü yatırım maliyetleri çok büyük. Devlet işte o santralda 3-4 tane santralı yaptı. İşte Yusufeli bunlardan bir tanesidir. Bunun gibi 1-2 tane daha santralın yenilenebilir enerji tarafından şey yapılması lazım. Bu memlekete kazandırılması lazım. Ama bunu devlet mi yapar? Veyahut da başka bir formülasyonla özel sektöre daha cazip hale getirebilecek ama TL bazlı elektrik satım alımlı bir sistem mi kurar? Bu bir kurmalıdır da. Başka çaremiz yok. Şimdi gelelim kademeli fatura sistemine. Yine günlerdir, aylardır çok konuşulan bir konu. Önce işte 150 kilowatt dendi. Sonra 210 kilowatta çıkarıldı. Ama hani işletmelere bakıyoruz. İşletmeler de diyor ki ya zaten ben bunu çok çok üstünde harcıyorum. Beni hiç etkileyen bir durum yok diyor. Ben her türlü yüksek ödüyorum bu durumu falan şeklinde. İşte az önce Bakkallar Odası Başkanı Sayın Örs de aramızdaydı. Elektrik faturalarından oldukça müzdaripler. Bu sistemi nasıl buldunuz siz? Sizce hani gerçi şey dedi Sayın Cumhurbaşkanı, pandemi için alınmış bir tedbirdir bu dedi. Ama sizin bakış açınızdan bu sistem nasıl bir sistem? Şimdi pandemi süresince döviz kurunun artılması, saldırı karşısında artması ve elektrik alım fiyatının bundan dolayı da döviz bazlı elektrik alım fiyatlarının getirmiş olduğu ciddi bir yük vardı. Bunu tarifeye yansıttığın zaman şu andaki elektrik fiyatlarının daha da yüksek olması lazımdı. Sayın hükümetimiz bu konuda bir destekledi, gizli bir destekle bunları subvanse etti. Ama şimdi 210 kilowatt saati bir zihniyeti anlatalım size. Sayın Enerji Bakanı 25 Ocak tarihinde televizyonlara çıktı ve bu soruya da cevap verdi. Yani siz 150 kilowatt saatlik tüketimi yükseltmeyi düşünüyor musunuz diye. Sayın Enerji Bakanı dedi ki önümüzdeki birkaç aya bakacağız, değerlendireceğiz, yükseltebiliriz dedi. Ve ben de ertesi günü sosyal medyada ve Twitter hesabımda da yazdım. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Burası 2200 yıllık devlet kültürü olan bir devlet. Kaydı tutan bir devlet. Bu devletin resmi kurumlarında hane başı elektrik tüketimi belli. 2-3 ay niye bekliyorsunuz? O zaman da ne oldu? 150 kilowatt saati 5 Ocak günü, 25 Ocak'tan 5 Ocak günü Sayın Cumhurbaşkanımız 210 kilowatt saate çıkardı. Nasıl oldu bu? Bu nasıl bir zihniyettir? Nasıl bir bakanlık zihniyetidir bu? Yani bir haftada ne değişti? Bir hafta evvel dediniz ki siz ben işte önümüzdeki yıllar aylara bakacağız. Birkaç ay sonra değerlendireceğiz. Belki 150 kilowatt saati arttırırız dedi. Sayın Bakan'ın konuşması ortada. Bantlarda var. Nasıl bir hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanı 210 kilowatt saate çıkardı? O da düşüktür. Ortalaması 280 ile 320 kilowatt saattir hane başı tüketim. Şimdi bu kademeli tarife sadece konutlara yapıldı. Ticarethaneleri yoktur. Ticarethane ve sanayi tesislerinde geçerli değil. Onların tarifeleri tektir. Ama ticarethane tarifesi en yüksek tarifedir. Yani bugün bir sanayi tarifesi şeyden orta gelirim orta gelirim şeyinden bakarsak 1 lira 56 kuruşken ticarethanenin kullandığı elektrik 1 lira 83 kuruş çıplağını söylüyorum size. Bu üstüne vergi ve vergiler falan geldikten sonra daha yüksek olur. Şimdi ticarethanede de bu şey de yok. Yani 210 kilowatt saat limiti de yok. Sabit, fix bir şey. Olmuyor tabii o zaman. Neden? Çünkü elektriği pahalı alıyorsunuz. İşte bu bürokratik zihniyet sizi elektriği daha pahalı almaya getirmiş. Ucuzlatabilmeniz için işte önümüzde tedbirler demin söylediğim gibi lisanssız elektrik üretiminin fazla elektriğini siz şu anda ihale bedeli üzerinden alın. 30 kuruş, 35 kuruş. İhaleyi 22 kuruşa aldılar. Aynı güneşi 22 kuruşa. Siz de 25 kuruştan alın fazla elektriğinizi. Yani siz lisanssız elektrik üretimi yaparken kendi tüketimin dışında bu işi bir ticarete döküyorsunuz. Çünkü mesela 100 kW olan bir trafo gücü, biz bunu daha evvelden ilk çıktığında da söyledik. Şöyle bir sistem yaptılar. İşte işin en acı tarafı o. İkaz ettik. Hatta bunu medya üzerinden de biz enerji piyasasının zihniyetiyle de kapıştık. Bir ampulünüz var evinizde. Bir ampul ya 50 wattlık bir ampul tüketiyorsunuz. Buna 1 milyon watt anlaşılsın diye söylüyorum. 1 milyon wattlık elektrik üretim kurma, lisanssız elektrik üretim tesisi kurma hakkı verdiniz ve kuruldu. Bu aradaki olan 950 bin
Yani 1 milyon 950 küsur bin kilovat saatlik elektriği, 990 bin küsur kilovat saatlik elektriği döviz bazlı alıyorsunuz. E siz nasıl ucuz atacaksınız bunu? Orayı ticarete ne? Ve bu işin içerisinde bürokrasinin zihniyeti var tepeden tırnağa. İşini takibinden, yapımından, ortaklığından bu bürokratik zihniyet işte bu memleketi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlete, devletimize karşı bir konuma soktu. Dolayısıyla bundan sonraki bu 210 kilovat saatin kavramı Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bir takım çalışmaların yapıldığını söyledi. Dün akşam yayınlamıştı Twitter hesabından. Ne getirecekler bilmiyoruz ama haneler için bu geliyorsa ki onun öyle geldi. Bu 280 ile 320 kilovat saat arasında bir değerde olması lazım. Ortalaması odur diyorsunuz. Evet. Ticarethaneler içinde bunun verileri devletin elinde var. Hı hı. Ticarethane başına kaç kilovat saat elektrik tüketiyor? Devletin verilerinden bu değerler alınarak mutlaka bir teşvik verilmesi lazım, bir destek verilmesi lazım. Geçici çözüm ama bunlar. Esas çözüm elektriği ucuz almak ve ucuza temin etmektir. Isparta'daki durumu nasıl yorumluyorsunuz Sayın Yosmoğlu? Çok ilginç şeyler yaşanıyor orada da. Şimdi bürokratik zihniyet dediğimiz olay sizi nereye getiriyor? Evet, bu dağıtım bölgeleri özelleştirildi. Bu dağıtım bölgeleri özelleştirilirken bu şirketler kiracıdır. Esas malın yani iletim tesislerinin, dağıtım tesislerinin mülkiyeti hala devlettedir. Ve devlet bu ihaleleri yaparken şart koydu. Dedi ki siz bu kendi bölgelerinizde kayıp ve kaçağı düşürmelisiniz. Hı hı. Siz bu kayıp ve kaçağı düşürmek için yapacağınız her türlü masrafı siz yaptıktan sonra ben vereceğim taahhüdünde bulundu. Buna rağmen devlet bunu denetlemedi. Hiç kimse de kayıp kaçağı düşürmek için hiçbir yatırım yapmadılar. Hı hı. Yapsalar da çok çok cüzi yaptılar. Isparta bunlardan bir tanesidir. Hala ta 50 yıl evvelden yapılmış hatlar ve havai hatlar ve elektrik direkleri ortada. Hı hı. O direkler devrildi. Havai hatlar koptu, Isparta elektriksiz kaldı. Halbuki devlet denetimini yapsa idi, bunları mutlaka teknik olarak zaten yer altına inmeden teknik kaybı engelleyemezsiniz. Bunlar yer altı kabloları haline getirseydi bugün Isparta'da hiç elektrik kesinti olmazdı. Hı hı. Ama işte bu bürokratik zihniyet Osmanlı'yı batırmış. Yani. Daha ne diyeyim size yani Osmanlı'yı batırmış olan bu bürokratik zihniyet maalesef enerji sektöründe daha evvelden beyaz enerjiyle ortaya çıkmış olan bu şeyin devamı noktasında bugün Enerji Bakanlığı'nda enerji bürokrasisinde var. Bu bir denetim eksikliğidir. Devlet denetlemiyor. Denetlemeyince de bunu alan özel sektör bu kayıp kaçağı indirecek teknik yatırımları yapmadığından dolayı Isparta'da bu olaylar oldu. Yarın Bursa'da da olabilir. Hı hı. Yani Bursa'da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ben mesela oturdum ikamet ettiğim yerde yıllardır söylememe rağmen, Orhan Gazi'de ikamet ediyorum, söylememe rağmen hala hava hayatlar var şehir içinde ve o hava hayatlara dallar çarpmasın diye 40 yıllık, 50 yıllık çam ağaçlarını, çınar ağaçlarını kesiyorlar. Sırf dallar çarpmasın diye. Çünkü dal çarparsa elektrik kesintisine yol açacak. E şimdi bu elektrik kesintisinin yapılmasından sonra kanunda bir madde daha vardır bu devirle ilgili olan kanunda. Elektrik kesintisinden zarar uyanların zararının karşılanması lazım. Kim karşılayacak? Bu bir denetim eksikliği. İşte bu zihniyetin bir sonucudur. Bürokratik zihniyetin bir sonucu olarak Isparta'da bugün bu problemler yaşanıyor. Benim en üzüldüğüm taraf nedir biliyor musunuz? Bütün bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı faturası Cumhurbaşkanımıza çıkıyor. İşte. Yani bunu da bilsin Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu kadar zihniyet, bu kadar bürokrasi nasıl çalışır? Bununla bilsin Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun için oradaki esas temel konu dağıtım şirketinin kayıp kaçağı azaltacak çalışma yapmamasıdır ve bunu devletin denetlememesidir. Hı hı. Çünkü bunu kayıp kaçağın giderilmesiyle ilgili olarak bütün yapılan masrafları devlet karşılıyor. Hı hı. Bunu tarifeler yoluyla da karşılıyor. Kendisi özel de karşılıyor. Ama bir denetim eksikliği bu bürokratik zihniyetin getirmiş olduğu işte nasıl olsa ben kazanıyorum. Devlet, millet, hı hı, bırakın bu boşverin demesinin zihniyetinin sonucudur bütün bu. Hı hı. Türkiye'deki enerji kesintisi, doğalgaz kesintisi, Isparta'daki olay. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunlardan bilsin ya.
siz bakan olarak 150 kilowatt saat önümüzdeki 3-4 ay içerisinde yükseltmeye bakacağız deyip diyorsunuz. Bir hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanım çıkıyor. Böyle bir skandal olabilir mi? Evet. Yani bu devletin elinde. Burası 2200 yıllık devlet burası. Devletin elinde bütün veriler var. Keza bütün bu dediğimiz gibi indirimlerin hepsi de ticarethaneler içinde, sanayi içinde gelmesi lazım. Ama bakalım ne çıkacak. Sayın Osman, son olarak şunu sormak istiyorum size. İşte Karadeniz'de hakikaten önemli bir kaynak bulduk. Bu kaynağın bir kurtarıcı olarak görüldüğü algısı var şu an çoğu vatandaşta. İşte bu doğalgaz bize aktarılacak ve artık ülkemiz büyük bir kalkınma hareketine başlayacak. Böyle bir durum söz konusu mu şu an? Sizin bakış açınızdan ne gibi faydalar sağlar hem vatandaşların hanesine hem devletin hazinesine? Şimdi bizim Karadeniz'de bulduğumuz, Sakarya sahasında bulduğumuz doğalgaz kapasitesi hesaplarına göre 420 milyar metreküp civarında. Şimdi doğalgaz nerede oluşuyor? Bakıldı, bunu Türk mühendisleri bulmuşlardır. Büyük nehirlerin denize aktığı noktalarda biriken atıklardan oluşan bir doğalgaz var. Hı hı. Dikkat edin, bakın, Tuna Nehri'nden gelen, ağzından gelen Romanya, Bulgaristan, oralardan elektrik çıkartıyor. Keza Dinyeper Nehri'nden gelen, Kırım açıklarında denize dökülen yerden Rusya doğalgaz çıkartıyor. Biz de Tuna ve Karadeniz'e akan diğer şeylerden dolayı o havzayı bulduk. Orada gaz var. Müthiş bir olay. Bu daha da artacaktır. Bunun daha Akdeniz'i var, özellikle Akdeniz'i var. Bakın, Türkiye'deki hidrokarbon potansiyeli olarak Türkiye'de resmi olarak açıklanmış 550 yılı yetecek doğalgazımız var. Türkiye'nin karasularında. İşte bu Akdeniz olayı, Karadeniz olayının temel kavramı bu. Sayın Cumhurbaşkanımız burada çok müthiş bir efor gösteriyor ve doğrudur. Hı hı. Hatta biz petrol de çıkacak Akdeniz'den. Karadeniz'i bilemiyorum ama Akdeniz'den petrol rezervleri de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oradaki çıkan gaz bizim bugünkü bu sene tüketeceğimiz 60 milyar metreküp olarak öngörülen, ki bana göre elektriğin olmadığından dolayı çok tüketemeyebiliriz. Bu 420 milyar metreküp gaz, biz hepsini %100 kendi gazımızı kullansak, işte 60 milyar metrekübü deseniz en az 7 yıl yeterli olur. Yeterlidir. Ama bu çok artacak. Bize 500, bizim karasularımızda 550 yıl yetecek kadar hidrokarbon var. Hidrokarbondan üretiliyor doğalgaz. Biz o hidrokarbon kaynaklarını bulduk. Alkışlıyorum, destekliyorum. Tamamıyla ve tamamıyla doğru bir strateji ve doğru bir şeydir. Bu büyük buluştan dolayı da Türkiye'nin önü ciddi şekilde ekonomik bağımsızlığına ulaşması noktasına çok önemli katkı sağlayacak bir buluştur bu. Mavi Vatan mücadelesi de sonuna kadar muhtemelen ısrar edilmeli ve korunmalı. Çünkü hakikaten 550 Sayın Yaycı yıl. Paşa'mın, Sayın Yaycı Paşa'm bu işi şey yapmıştır. Biz babasıyla Yalova'da, ben siyaset yaparken Yalova kaymakamıydı. Bunu bürokrasiye anlatamadığını kendisi çıktı televizyonlarda söyledi. Bakanlara, milletvekillerine, kuvvet komutanlarına kadar anlattı. Kendisi çıktı söyledi. Ve en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 ay peşinde koştuğunu söylüyor. Bunu televizyonlarda söyledi. 8 ay sonra bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız diyor. Kendisi televizyonda söyledi. Hemen telefona sarıldı ve bu konuda gerekli bütün emirleri verdi diyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, dolayısıyla bilmek zorunda da değil. Kendisine ulaşılabilse bütün bu sorunların hepsi çözülecek. Aslında, evet. Çözülecek. Bütün sıkıntı bu. Bakın, bu bürokratik zihniyet Sayın Cumhurbaşkanımızı ne hale getirdi ya? Yani 15 Temmuz'dan sonraki en ağır darbe kendi içimizden geliyor. Kendi bürokrasimiz, zihniyetimizden geliyor. Bu kabul edilebilir değil. Bu zihniyetin tepeden tırnağa değiştirilmesi lazım. Ve ben her zaman onu söylerim. Bu bürokratik zihniyet değişmediği sürece Türkiye'nin ayağa kalkması ve Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına ulaşabilmesi mümkün değildir. Sayın Osmanoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır son eklemek istediğiniz, son cümlelerinizi alalım lütfen. Vallahi altını ısrarla çizerek söylüyorum. Bu bürokratik zihniyet çözülmezse bu memleketin kalkınabilmesi mümkün değil. Bakın, önümüzdeki yıllarda biz elektriksizlikten dolayı üretim yapamayacağız. Evet. O zaman üretim, istihdam, ihracatımızı nasıl karşılayacağız? Bu bürokratik zihniyetin kesin ve kesinlikle değiştirilmesi lazım. Yani bu işin başına vatan ve memleket sevdasını kendi menfaatinin çok çok önüne koyan bakan ve bürokratlar lazım.
Sayın Yosmol, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için. Efendim, çok özel bir söyleşiye imza attık. Enerji danışmanı Sayın Muzaffer Yosmoğlu bizlerle birlikteydi. Türkiye'de yaşanan enerji sıkıntısını, enerji bürokrasisini enine boyuna tartıştık. Bir kez daha kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabahın deminin de sonuna gelmiş olduk. Ben Murat Yıldırım. İyi bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalın.